Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleşen 2016 Kapı Fuarı'ndayız. Stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Güreller Ahşap'ın önündeyiz. Güreller Ahşap gerçekten de ultralamda bir çığır açtı. Çok farklı, çok değişik ürünlere çok güzel baskılar yapabiliyor. Bu MDF olsun, cam olsun. Ben yeteri kadar anlatamayabilirim ama gelin isterseniz biz bu ürünlerin çizimcisi, tasarımcısı, bu işin baskısını yapan Mustafa Bey'den öğrenelim. Mustafa Bey, iyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Fuarımız nasıl gidiyor? İsterseniz oradan başlayalım. Şu anda güzel, iyi tepkiler alıyoruz. Gelenler çok memnun oluyor. Biz de bu sektöre bir yenilik katmaya çalışıyoruz, evet. Bir çizgi katmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Efendim biz sizi gayet iyi tanıyoruz. Gerçekten kapı sektörünün en iyi tedarik ürünlerini yapan bir firmasınız. İzleyicilerimizden tanımayanlar olabilir. Sizden kısaca Güreller'i tanıtmanızı isteyelim. Neler söylemek istersiniz? Evet. Bizim yaklaşık 20 yıllık bir baskı tecrübemiz var. Bu baskı tecrübemizi ultralam panel üzerine de, yani bu akrilik sistemler üzerine de yansıtmaya karar verdik. Bu işe giriş yaptık. Yaklaşık 20 yıllık dijital baskı ve grafikerlik deneyimimizden, matbaa deneyimimizi bu işlere yansıtmaya karar verdik. Yeni modeller olsun, baskıların kalitesi olsun, üzerindeki akrilin kalitesi olsun, hepsinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni modeller konusunda, yeni trendler konusunda. Ultralam panelde bayağı bir model yapıyoruz. Daha kalın, daha çizilmez, daha sararmaz ürün yapıyoruz. Cam panelde de yine aynı şekilde teflon kaplamalı arka yüzey yapıyoruz müşterilerimizi memnun etmek açısından. Yani biz müşterilerimizi memnun edeceğiz. Onlar da kapılarını taktıkları zaman, müşterileri memnun oldukları zaman ne kadar az geri dönüş alırsa o kadar memnun olacaklar. Geçmişte bu ürün çok fazla kapılarda kullanılmıyordu ama son yıllara baktığımız zaman Kapıya en güzel görüntüyü veren bir ürün oldu. Evet. Kapı sektörü sizin için ayrı bir pazar oldu zannedersem. Bu ürünü mutfakta, banyoda, vestiyerde kullanılıyor ama kapıda daha fazla yoğunluk oldu değil mi? Evet. Kapı sektörü daha hızlı bir sektör. Daha çabuk şeyleri kabullenebilen bir sektör. Mobilya sektörü biraz daha ağırdan işliyor bizim sektöre göre, kapı sektörüne göre. Onun için çok çabuk kabullendi sektör. Çok da hızlı ilerledi bu konuda. İnsanlar da sevdiler. Yani eski düzlüklerden sıkılmışlardı zaten. Onun için sevdiler insanlar da bunları. Yani insanlar talep etmeye başladı. Müteahhitler olsun, vatandaşlar olsun talep etmeye başlayınca sektör bu tarafa doğru kaymaya başladı. Ürün de çok güzel ve kullanışlı bir ürün. Montajı olsun, üretimi olsun, sonrasında kullanımı olsun çok rahat bir ürün olduğu için bayağı tutuldu sektörde. Bundan sonra da çok daha fazla talep göreceğine inanıyoruz biz. Peki, yani yeni modanın, yeni yılın trendleri bu şekilde devam edecek. İleride matı ben daha da tutulacağını düşünüyorum. Şu anda parlak kullanılıyor sadece ama İleride ipek mat ve mat modellerde daha fazla tutulacağını düşünüyorum ben. Peki Mustafa Bey, benim de gözlediğim kadarıyla kapıcıların en büyük tedirginliği bu ürünlerin güneş görmesi durumunda sararması ya da ne bileyim yüzeyinin bozulması. Sizin ürünlerinizde böyle bir şey var mı? Şimdi şöyle, bu tamamıyla sizin yapılış tarzınız ve kullandığınız kimyasalın kalitesiyle alakalı. Biz bunu şekilde Ar-Ge çalışmalarımızı yapıyoruz. Ürünlerimizi test ediyoruz. Ayrıyeten yurt dışına gönderip test ettiriyoruz. Ondan sonra ürünlerimizi seçip ondan sonra üretime başlıyoruz. Onun için bizim ürünlerimizde sararma, çatlama, kavlama öyle sıkıntılar yok. Şu anda kullanılan müşterilerimiz de çok memnun ürünlerimizden. Peki efendim, siz şu an için yurt içi pazarında gerçekten çok adından söz ettiren bir firma oldunuz. Yurt dışı içinde çalışmalarınız var mı? Evet, İran'la ilgili bir çalışmalarımız olacak. Diğer Orta Doğu ülkelerinde üretici olan yerlerle görüşüyoruz. Yurt dışında 18 milim de çok talep gören bir ürün. Orada da dünyada zaten yeni bir ürün ama Orta Doğu'da daha da yeni bir ülke. Yani yakın pazarlara girmeye çalışıyoruz, yakın ülkelerimize girmeye çalışıyoruz. Peki fuarın 3. günündeyiz. 3 günlük bir değerlendirmenizi alalım desek neler söylersiniz? İlk gün biraz yavaş geçti ama ikinci, üçüncü günden hızlandık. Bugün daha da hızlandık. Yarın daha da hızlı olacak diye tahmin ediyorum. Daha kalabalık olacak. İnşallah güzel olacak bizim için. İnşallah. Kendimizi daha iyi tanıtacağız insanlara. Peki efendim, bir de Kapı Magazin dergisini sizden soralım. Bizim için de bir şeyler söyleyin desek. Kapı Magazin'e neler söylemek istersiniz? Sizin yıllardır bu sektöre kattıklarınızı zaten saymakla bitiremeyiz. Hepinize teşekkür ediyoruz ayrıyetten. Bize olsun, diğer firmalar olsun yardımlarınız paha biçilemez. Modellerde olsun, sektöre kattığınız
bu yenilikler olsun. Siz de bize çok yol gösteriyorsunuz. Fuarlarda yardımcı oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar, çok sağ olun. Kolay gelsin.